Kitabul Vesaya Tavsiyeler Kitabı Muhiddin İbni Arabi Düzenleyen Doktor Necati Aksu Kitap hakkında İbnül Arabi'nin bu eseri Fütühat-ı Mekkiye'nin son kısmını oluşturan 560. bölümüdür. Eser Fütühat'ta 18. cildin 180 ile 450 sayfaları arasında yer alan 36. ve 37. bölümlerden oluşur. İbnül Arabi Kitabül Vesaya, tavsiyeler kitabı diye bilinen bu kısmın baş tarafında kitabın muhtevasını suluk eden müride ve kemal ermiş olana fayda verecek hikmetli tavsiyeler olarak açıklamıştır. 1. bölüm Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bütün Müslümanlara dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiçbir surette dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez. Dinin hükümlerini nefsinde ihlas ile tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve şeytan o insana galebe edemez. Allah esma hüsnası ile bilinir. Cenab-ı Hakk'ın asarından kudret ve azametini düşün. Zat ve mahiyetini düşünme. esma i Hüsna'nın çokluğu bir merkezde düşünülürse tevhid olur. Tevhid kuvvettir. Daima Allah'tan başkasını unut, zakir olursun. Böyle olan kimse her yerde zakirdir. Kal ve lisanı ile Allah'ın zikrine devam edenlerin kalbine, Allah zati ı ahadiyetine karşı iştiyak nuru ilka eder. Gözü açılana ilahya gelir. Haya makamında fetih başlar. Fetih, kalp gözünün tevfik-i Rabbani ile açılmasıdır. Bu göz açıldı mı, ahlak, fazilet, doğruluk, o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur. Onsuz yaşayamaz. Bir yerde bir günah işlemiş isen oradan ayrılmadan bir de iyilik, ibadet işle. Bir elbise üzerindeyken işlemiş isen o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de ibadet yap. Vücudundan ayrılan sakal, bıyık, saç, tırnak, kir gibi şeylerde senden ayrılırken tahir bulun ve Allah'ı zikret. Çünkü onlara sahibini nasıl terk ettin diye sorarlar. Tırnak ve saçta sinir vardır. Fakat keserken duyulmaz. Vücutta bazı kısımların ruhla alakası vardır. Duyarlar. Bazı kısımlarda cesede cana aittir. Duygu yoktur. Hiç olmazsa Allah'tan mağfiret iste. Allah'tan af ve mağfiret istemen bir duadır. Dua da ibadettir, unutma. Abdestsiz katiyen tırnak, saç sakal kesme, abdest almadan yıkanma, cünüp iken su içme, yemek yeme, hatta kelam etme, konuşma, niçinini sorma, bana yanaşamazsın, vasiyetimi tut, sonun hayırlı olur. Geçmiş günahlardan birini hatırlayınca hemen tövbe istiğfar et ve Allah'ı zikret. Çünkü Resul-i Ekrem, her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin.'' Zira hasenat seyyatı yok eder buyurmuşlardır. Nerede öleceğini, ne vakit ruhunu vereceğini bilemezsin. Onun için Rabbine her halinde hüsnü zan et, suizan etme. Ta ki Rabbine hüsnü zan ile kavuşasın. Hadis-i Kutsi de buyurur. Ben kulumun zannı üzereyim. Bana karşı hayır zanda bulunsun. Bu haber bir vakit ile takit buyurulmamıştır. Hatta zannını ilim derecesine çıkar. De ki Rabbim affeder, mağfiret eder. Günahlarımdan beni temizler. Günahkarlara rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Rabbiniz bütün günahları yargılar. Bu ayettir. Bir kavli şerifte hiçbir günah tahdid edilmeden mağfiret beyan buyurulmuş, bir de cemiyan ile tehdit edilmiştir. Allah'ın rahmeti gazabına galiptir. Günahkarlara da kulum diye şeref bahşetmesi ne büyük bir lütfu ilahidir. Kul kelimesi hak namına kelam eden konuşan demektir. Allah'ımıza hudutsuz şükürler olsun. Gizli, aşikar, tenhada, kalabalıkta Allah'ın zikrine devam et. Allah, siz beni anın, ben de sizi anayım der. Allah'ı çok zikreden erkeklerle, Allah'ı çok zikreden kadınlara pek büyük mükafatlar hazırlanmıştır buyurulur. Zikir, dil ile olduğu gibi kalp ile de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği zattan başkasını tamamen unutmaktır. Daha doğrusu zikir, maliki ceseden ve ruhen talep etmektir. Zikir çok büyük bir ihsandır müminlere. وَلَا zikrullahu اللّٰهُ اكبر Allah daima kendi zat-ı eceli alalarını tesbih ve zikreder. En büyük zikir Allah'ın zikridir. Buradaki ayette en büyük zikir hak ile zikre iştiraktir. Sana senden yakın olanla. Gafil olma, gafillerin sözüne bakma. Onlar bana yetişemezler. Zikir, bir kalben, iki sırren, üç fiilen. Bir kalben, esmayı sükun ve huzur içinde dil ile zikirle elde edilir. İki sırren, esma değirmektir. Üç fiilen, ki en kıymetlisi de budur, bu zikir Allah'ın emirlerinde gizlidir. Resulün sünnetlerinde yaptığı hareketlerde görülür. Zekat, sadaka, er-rezzak esmasını fiilen zikirdir. Merhamet ve şefkat, er-rahim, el er rahman esmalarının fiili zikridir. Muzır diye telakki ettiğimiz hayvanlara bile şefkat ve merhamet şamildir. resul Ekrem, fiili zikrin tam kendisiydi ahlakı ve bütün sünnetleriyle. Bu zikre giren büyük bir tahtidat altındadır. Rasule, abdesti bulunmak, yerde yatmak, teheccüd namazı kılmak, misvak kullanmak farzdır. Fiili zikir olmasa diğerleri bir şey ifade etmez. Namaz da bir zikirdir. Miraca gitmektir. İbadet bundan dolayı farzdır. Farz demek mecburi demek değildir. Hakka yanaşmak için muhakkak şarttır. Hakka yanaşmanın edebidir, usulüdür. Bunsuz olmaz demektir. İşlerinden günahın günah olduğuna inanmak ve onun bir kabahat olduğunu bilmek taattir. Daha günahı işlerken içine ibadet karışıyor demektir. Bu ibadetin karışması affa sebeptir. Bir de o günaha istiğfar ve tövbe edilirse taat tarafı kuvvetleniyor, günaha galebe ediyor günahı günah bilmek ve işlerken günah olduğuna inanmak, işlemenin sonunda nedamete, için yanmasına sebep olur. İşte bu haller günahları yıkayan en iyi hallerdir. Allah'ın affı ve rahmeti çok vasidir. Allah'a doğru bir karış gidene Allah'ın rahmeti bir arşın gelir. Bir arşın gidene bir kulaç gelir. Yürüyerek gidene koşarak gelir mealinde hadisi kutsi vardır. Allah'tan bize gelen feyizler ahkam-ı ilahiyeye iman ile mütenasiptir. İmanın ne kadar kuvvetlenirse feyiz o kadar fazlalaşır. Daima hayra ve hayırlı işlere niyetli ol. O hayrı işlemeye muvaffak olamazsan dahi mükafatını görürsün. Yine hatırına gelen bütün selleri de terk etmeye azimli ol. Kader galebe eder de o şerri işlersen zararını görmezsin hatıra gelen şeyleri terk etmeye azimli olan her fena hatırından dolayı sevap kazanır. Sevap, Allah'ın ve peygamberin yapılmasını istediği ve yapılmamasından hoşnut oldukları şeylere denir. Bir hadis-i kutsi de, kulum bir sevap, bir iyilik işlemeyi düşünürse hemen bir sevap yazarım. Eğer onu işlerse en az on misli sevap yazarım. Bir fenalık düşünürse, onu işlemezse affederim İşlerse bir misli günah yazarım buyurulur. Günahlarda adalet var. Sevaplarda fazlalık var. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzel bir ziyadesi var. Burada Allah yazarım diyor. Hakkın kudretiyle yazıldığı için yazarım buyuruyor. Tehdit etmiyor. İslam kelimesi la ilahe illallah'tır. Ona devam et. Bu zikirlerin eftalidir. Hadis-i şerifte ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin söylediği en eftal zikir, La ilahe illallah'tır buyurulmuştur. Bir hadisi kutsi de, Benden gayrı yedi gökler ve onlarda bulunanlar ve yine benden gayrı yedi kat yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde olsa, La ilahe illallah da diğer kefesinde olsa, kelime-i İslam ağır gelir. Sözün inceliğini düşün, düşün de ona göre devam et. Bu zikrin feyzini ancak buna devam eden ve bunu kalbe muhkem yerleştirenden anlar. Bu kelimede hem nefi hem de ispat vardır. La ilahe ile aynını nef ederken illallah ile de varlığını ispat ediyor. Sen de ilmen değil hükmen aynını nef eder, hakkın varlığını hem ilmen hem de hükmen ispat edersen tevhidin zevkine erersin. La ilahe illallah lafzı, mübarekenin nef ve ispat ile birlikte bulunması ve böyle olmasında büyük bir hikmet ve büyük bir sırrın hak tarafından ilanı vardır. Ona devam et ve ehlini bulursan ondan talim eyle. Sakın la ilahe illallahın ehline düşman olma. Onun Allah dostları ile dostluğu vardır. Kelime-i tevhidin ehli olanların bil farz yer dolusu günahları olsa, yalnız şirk bulunmasa, Allah onları o kadar mağfirette karşılar. Allah'a düşman olan müşriktir. Ondan uzaklaşmalı. Bilmeyerek veya tevhile müsait ağızdan bozuk şeyler çıkmış ise bununla Allah'ın kullarına düşman olunmaz. Allah'a düşman olduğu belli olmayan kimselere düşmanlık etme. Allah'a düşman müşriktir dedik. Fiilini söylemeyen de asi, günahkar mümin veya daha akibeti belli olmayandır. Allah kendi dostuna düşmanlık edene ilanı harp eder. Allah'ın kullarına daima şefkat ve merhametle muamele et. Allah gavuruna da dinsizine de rızık veriyor. Hatta şefkat ve merhametini bütün hayvanat ve mahlukata teşmil et. Onları yaradanın hatırı büyüktür de. Allah'ın üzerine farz kıldığı ibadetlere devam et. Farzlar arasındaki nafileyi de kıl, işle. Amelinden hiçbir şeyi küçük görme. Allah o ameli yaratırken hakir görmedi. Allah her emri itina ve inayetle vermiştir. Farzların edasına itina eden, Allah'a en sevgili ibadetlerle kulluk etmiş ve yaklaşmıştır. Farzları kendisine vazifeyi asliye kabul eden ve nefsinde tatbik eden hakkın gözü ve kulağı olur. Seninle işitir, seninle görür, hakkın eli senin elindir sana hakkıyla biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Onların elleri Allah'ın eli olduğu surette onların elleri üstündedir. Mübaya ismi faildir. Fail Allah'tır. Onların elleri Allah'ın elidir. Onların elleriyle Allahu Teala mübaya etmiştir. Halbuki mübaya edenler de onlardır nafilelere devam eden Allah'ın sevgisine nail olur. O kadar ki hak onun işitir kulağı, görür göze olur. Farzları eda eden de bunun aksi olduğu gibi farzlarda mecburi kulluk vardır. O asıldır. Nafile de kulluk ihtiyaridir. Nafileye nafile denmesi zahit olduğu içindir. Sen de vücutta zahitsin. Çünkü Allah vardı, sen yoktun. Sonra sen oldun.'' Vücut hades sahibi oldu demek sen vücut hakkında nafilesin binaley senin için nafile denilen ameli yapmak lazımdır zira o senin aslındır farz olan amelleri de yapmak lazımdır çünkü onlar da vücudun aslıdır ki hakkın vücududur farzların edası ile sen onun için oldun nafileyi eda ile de sen senin için oldun sen onun için olmaklığın bakımından onun sana muhabbeti senin için olduğun cihetteki muhabbetinden çok üstündür. Kutsi Hadis Kulum farz kıldığım ibadetlerle bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle bana yaklaşamadı. Kulum nafileyle de bana yaklaşır. O kadar ki onu severim. Sevince de işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Benden isteyince mutlaka veririm. Bana sığınınca mutlaka onu korurum.'' İşlediğim işler içinde mü'min kulumun ruhunu kabz kabzetmekteki tereddütüm kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümden hoşlanmaz. Ben de onu müteessir etmek istemem. Allah muhabbetinin verdiği neticeye bak. Kulun nafilesi de ancak farzları ikmal ettikten sonra sahih olur. Nafilenin içinde de birçok farzlar ve nafileler vardır. Kıraat, rükû, sucut ve benzerleri farzlar gibi… Nafilelerde farzların bulunması farzları ikmal ediyor. Bir hadisi sayıhte Cenab-ı Hak, ''Kulumun namazına bakın, tamam mı, noksan mı? Tam ise tam yazıdır. Eğer bir şey noksan ise, bakın, kulumun nafilesi var mı? Eğer nafilesi varsa, farzını onlardan ikmal ediniz.'' buyurur. İşte ameller böyle zapta geçer. Nafilenin mutlaka farzlardan aslı bulunmalı farzlarda aslı bulunmayan yeni uydurulmuş bir ibadet demektir. Zahir buna bidat der. Ruhbaniyet icat ettiler buyurur resul Ekrem. Bunlardan bir kısmına güzel adetlerdir der. Ve bunları icat edenler kıyamete kadar sevap kazanırlar. Bunlar şeriatın aslına, ruhuna uygun olan bidatlerdir ki bidati hasene tabir edilmiştir. Şeriata uymayan ve şer olanlar bidati seyyiedir kötü adetlerdir. İyi adetlere uyup amel etmekte sevap vardır. Lakin o iyi olan bir şeyi Resulullah'tan sadır olmamıştır diye terk etmekte daha ziyade ecir vardır. Resulullah'a sünnetlerde tabi olmaktan sünnet olmayan şeylerde Resulullah terk ettiği için terkine uymak şeriatın ruhuna daha uygundur. Çünkü Resulullah ümmetine birçok şeylerin teklifinden hoşlanmaz. Bu da güzeldir diye birçok ibadetten ibda doğru değildir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Hadis Allah size kolaylık murad eder, güçlük murad etmez. Ayet Ahmet İbni Hanbel kavun yemedi. Niçin dediler? Resulullah nasıl yedi bilemiyorum da ondan dedi. Radıyallahu an. muhiddin Arabi Hazretleri bu dokuzuncu vasiyetinde çok büyük bir bahse temas etmiştir. Hülasa, bidatlerin iyi olmadığı neticesine varıyor. O halde Resulullah'ın yapmadığı şeylerden kati surette kaçmak, yaptığı şeyleri nasıl yaptığını bilmeden yapmaktan uzak durmak en emin tariktir, yoldur. İşlerine riayet ettiğin gibi sözlerine de riayet et. Sözlerin de amellerin cümlesindendir. Ağızdan çıkan her sözün mutlaka yanında gözcüler vardır. Allahu Zülcelal Allah yolunda şehit olanlara ölü diyenleri yalancılıkla itham ediyor. Onlar ölü değil, diridir buyuruyor. Şehit insanda nuru Muhammediye bulunduğundan hak şehide kıymet vermiştir. Sözüne dikkat et. Allah çirkin lakırtıların aşikare söylenmesini sevmez. Şeriatın ölçüsüyle konuş. Aşırı söyleme. Mesela burç değişti, yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler Allah'a küfür, yıldıza iman ettiler. Hadis-i şerifte, insanları yüzük koyun cehenneme sürükleyen dillerinin söylediği sözlerdir buyuruldu. Yine hadis-i şerifte, bir adam Allah'ın gazabını celbeden bir kelime söyler de ona da ehemmiyet vermez. Halbuki o kelime onu cehennemin yetmiş yıllık derinliklerine uçurur. Bir kimse de Allah'ın razı olacağı bir kelime söyler de onun götüreceği yeri bilmez. Halbuki o kelime onu yükseklerin yükseğine çıkarır buyurulmuştur. Sakın elinle ruh sahibi bir mahlukun tasvirini yapma. Tasvir yapanlar kıyamette en şiddetli azaba düçar olurlar. Tasvir yapanlara kıyamette denir ki, şu yarattığın şeyi dirilt veya ona bir ruh ver bakalım, tabii veremez. Hadis-i Kutsi de, benim gibi yaratmaya yeltenenlerden daha zalim kim olabilir? Onlar bir karıncayı veya bir buğday tanesini veya bir arpa tanesini yaratsınlar imkan mı var? Burada fotoğraf akla gelir. Bunun hakkında meşhur Mısır müftüsü Abduh'un bir fetvası vardır. El Cevabı Safi fi İbahetil Li Fotoğrafi risalesinde fotoğrafta üç buğd olmadığından bir satı üzerinde olması ve şahsın aynı olması bakımından taklit olmadığı ve fotoğrafta bir günah olmadığı ifade edilmiştir. Kardeşini, hastaları ziyaret et. Onlarda ne bilet alınacak şeyler var? Aczini, Allah'a karşı fakrini düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini Allah'ın ihsanı bil ve şükret. Allah hasta kulunun yanındadır. Hastaya dikkatle bak. O daima Allah'a sığınır. Doktor da baksa, ilaç da alsa şifayı Allah'tan bekler. Onun dili daima Allah'ladır kalbiyle Allah'ına iltica eder. Allah'tan gaflet etmez. Allah onunladır. Allahu Zülcelal kıyamet gününde ey Adem oğlu ben hasta olduğumda beni ziyarete gelmedin diyecek. Ya Rab sen Rabbul Alemin'sin. Nasıl seni ziyaret edebilirim deyince bilmiyor musun? Falan kulum hastaydı onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun yani hastanın dili ve kalbi ya şafi diye feryat ediyor. Ey Adem oğlu, senden yemek istedim de yedirmedin. Ya Rab, sen Rabbul Aleminsin. Ben sana nasıl yemek yedirebilirim? Bilmiyor musun? Falan kulum senden yiyecek istedi de yedirmedin. Eğer ona yedirseydin, onu benim yanımda bulurdun. Ey Adem oğlu, senden su istedim, beni sulamadın. Ya Rab, sen Rabbul Aleminsin. Ben seni nasıl sularım? Bilmez misin falan kulum senden su istedi de onu sulamadın. Eğer onu sulasaydın onu benim yanımda bulurdun. Resul-i Ekrem buyurdular ki Allahu Zülcelal zatını kulu menziline koydu. Binaley, Allah'a huzur eden, her halinde Allah'ı zikreden, her yiyecek ve içecek isteğini hak görür. Onun dileğini derhal yerine getir. Sakın meyus etme. Hiçbir şey yoksa tatlı dilinle güler yüz göster.'' senden yiyecek içecek isteyen seni hak menziline çıkardı. Sahile dikkat et. İsterken Allah adına ister onu. O halinle öyle konuşturan zatın hatırına hemen sen de varsa istediğini ver. i̇mam Hasan'la i̇mam Hüseyin efendilerimizden sahil bir şey isterse derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve meccanen ahirete muhtaç olduğumuz şeyleri götürmeye gelen aziz kardeşim diye taltif ederlerdi. Sakın kimseye zulmetme. Zulüm insanı kıyamette karanlıklar içinde bırakır. Zulüm hak sahiplerine haklarını vermemektir. Sıkışmış birini görür de onun sıkıntısını giderecek kudret sende varsa bil ki senin malında onun hakkı vardır. Onun haline muttali oluşun hakkını vermek içindir. Vermezsen mesulsün. Eğer mali kudretin yoksa tatlı dilin ile ona yardım vazifendir. Senin için ona maddeten yardıma hiç imkan yoksa o zaman ona dua edersin. Bunları ihmal eder yapmazsan zalimsin. Sahili kovma. Komşulara hediye vermek, açları doyurmak, susuzları kandırmak, çıplakları giydirmek, şaşırmışları yola koymak, suçlu ve kabahatli olanları affetmek dindir, dindarlıktır. Sen de Allah'ın fakirisin. Allah'ın alemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bununla beraber duaları kabul eder. Muhtaç olanların ihtiyacını verir, zararlı şeyleri def eder, faydalı şeyleri ulaştırır. Sen de Allah'ından dileklerini yüz aklı ile isteyebilmek için elinden geleni yapmalısın. Kutsi Hadis Meali Ey kullarım! Zulmü nefsime haram kıldım. Kendi aranızda da haram kıldım. Artık kimseye zulmetmeyin, kullarım. Hepiniz şaşırmıştınız yalnız benim hidayet nasip ettiğim kimseler müstesna. Benden hidayet isteyin, sizi hidayete ulaştırayım. Kullarım, hepiniz açsınız. Yalnız benim doyurduklarım müstesna. Yiyeceklerinizi benden isteyin, sizi doyurayım. Kullarım, hepiniz çıplaksınız. Yalnız benim giydirdiklerim müstesna. Benden giyinmeyi isteyin, ben sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz hatalar, suçlar işliyorsunuz. Ben ise günahlarınıza mağfiret ediyorum. Benden mağfiret isteyin, sizi affedeyim, mağfiret edeyim. Bak, dikkat et. Hak Teala bunların hepsini sen istemeden veriyor. Bununla beraber istemeni emrediyor ki, isteğine icabet buyurup tekrar vermek için. İstemeden verdiğini Rahman ismi şerifinin tecelliyatı bil. İstedikten sonra vereceğini beyan buyurması da ihtiyaçlarını daima Rabbinden istemeyi sana talim içindir. Bunlar ayrı ayrı makamlardır. Kulların yaratılışındaki hikmet Allah'a ibadet yani Allah'a tezellül ve ihtiyaçlarını açıklamaktır. İbadetlerin Allah'a kulluk borcu olduğunu unutma. Allah'ı bilmek için yol kulluk yoludur. Sana vasiyetim hakkın emirleri ve nehiileri karşısında teslimiyetle boyun eğ ve dersini al. Ta ki bu emirler ve nehilerinde senden istenilen nedir bunu bilesin. Sakın istemeyenlerden olma. Birisinden istemeyen umum hakkında da cimrilik etmiş olur. Eğer sözü uzattım çok söylediysem kendini levmet. Cahil isen öğrettim, unutmuş isen hatırlattım. Mü'min isen mü'minlere vazu menfaat verir. Burada sen ben yok. Hepimize vazu menfaat verir yukarıdaki hadisi kutsinin tamamı. Kullarım, siz bana zarar yapamazsınız, menfaat de yapamazsınız. Bunlara gücünüz yetmez. Kullarım, evveliniz, ahiliniz, insanlarınız, cinleriniz, en muttaki adamın kalbi gibi kalbe sahip olsanız bu haliniz mülkümden bir şey arttırmaz. Kullarım, evveliniz, insanlarınız, cinleriniz, en facir adamın kalbi gibi olsa bu haliniz mülkümden bir şey eksiltmez. Kullarım, evveliniz, ahiliniz, insanlarınız, cinleriniz hep düz bir yerde toplansa benden isteseler, ben de herkese istediğini versem bu verişimden hazinemden hiçbir şey eksilmez. İğnenin denize dalıp çıkması kadardır. İğne denizden hiçbir şey eksiltmez çünkü mücella olduğundan su almaz. Hele şu beyana bak zat-ı ilahisini kulu menziline koyunca Allah'ı bilmeyen zayıf ruhlu insanlara ne müthiş saltanatını bildiriyor. Dostum, hadisi i şerifteki işaretlere dikkat et. Hadisin sonu da şöyle. Bunlar hep sizin amellerinizdir. Sizin için onları depo ettim. Yine size iade edeceğim. Hayır gören Allah'a hamd etsin. Hayırdan başka bir şeyle karşılaşan kendini levmetsin.'' Hacet istemek zillettir. Allah'tan başkasına zillet hisaretmek şaşkınlıktır. Nefsine zulümdür vesselam. İlmiyle amel etmeyen bir alimi görürsen ilmine hürmeten yine ona karşı edepli davran. Çünkü ilim Allah'ın sanatıdır. Kötü huylardan dolayı ondan tamamen ayrılma. Allah'ın sevdiği şeylerin sende bulunmasına çalış. Böyle yaparsan Allah'ın sevgisine kavuşursun, saadete erersin kerametler diyarı olan cennette ilahi tecelliye mazhar olursun. İnsan sevdiği ile beraberdir. Allah'ın sevdiği şeyler ise çoktur. Vasiyet ve nasihat kastıyla bazılarını sana söyleyeyim. Allah için süslenmek, bu müstakil bir ibadettir. Hele namaz için mutlaka lazımdır. Ey Adem oğulları, her namazda zinetlerinizi alın emrine bak. Birisi, Ya Resulallah, ayakkabılarımın ve elbisemin güzel olması hoşuma gider dedi de Peygamberimiz Allah cemildir, güzelleri sever buyurdu. Allah'ın süs olarak yarattığı şeyleri kim haram eder? Kimsenin haddi değildir. Bunlar niyete tabi, niyeti güzelse kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Allah'a karşı süslü bulunmak en güzel bir haslettir. Cebrail çok vakit en güzel insan Hazreti Dihye suretine temessül eder de Resulullah'a öyle gelirdi. Bu tecmili, süsü, tezini bilmeyen ve nefsinde tatbik etmeyen birçok faziletlerden mahrum kalır, Allah'ın hususi muhabbetine eremez. El verir ki süslenende kibir, acep, şımarıklık olmasın. Allah'ın sevdiği şeylerden biri de fitneye tutulunca Allah'a dönmektir. Allah fitneye uğrayıp da tövbekar olanları sever. Fitne ve musibetler Allah imtihanıdır. İnsanlar kendilerinin ne mal olduklarını böyle imtihanlarla anlarlar. Laf ile davalar sabit olmaz. Fitnenin en büyüğü kadın, mal, evlat ve mevki fitnesidir. Bunlarla imtihana çekilen kimseye yaraşan bunların aynına takılıp kalmamalı. Bunları ihsan eden Allah'a rücu edip, Ya Rab, bu nimetleri sen verdin deyip şükretmeli. Hadis-i şerifte şöyle varid oldu. Cenab-ı Hak, Hazreti Musa'ya bana hakkıyla şükret diye vahyetti. Musa sordu, Ya Rab, hakkıyla şükür nasıl olur? Ya Musa, nimeti benden görürsen hakkıyla şükretmiş olursun buyurdu. Bir insan nimeti vereni şükretmezse Allah'ın hususi muhabbetini feft etmiş olur. Netice birçok nimetlerden de mahrum kalır. Kadın fitnesinden Allah'a rücu şekli. Kadına muhabbet onda hakkı görmeye vesile olmalı. Bunun iki yolu vardır. Birinci, erkeğin kadına muhabbeti külün cüze muhabbeti kabilindendir. Belki kadına muhabbet bir şeyin kendi nefsine muhabbeti kabilindendir. Zira kadın yaratılışında kendi şeklini gösterir. Nasıl ki insanı kamil, hakkın esma ve sıfatlarını göstermekle sureti hak ise, kadın da suret bakımından erkeğin aynesidir. Bir şey bakanın karşısında mücella ayna gibi parlak olursa bakan onu değil kendini görür. İşte kadına olan muhabbetin şiddeti ona kendini gösteriyor. Kendi de esma ve sıfat-ı ilahiyenin tecelligahı olduğundan hakkın suretidir. Kadın aynesinden sureti hakkı görmekle hakta fani oluyor. Muhabbeti hakta karar kılıyor. İkinci yol, kadınlarda teessür kabiliyeti vardır ona infisal denir. Onlardan insan doğması yani iyyani emsalin zuhuru tekvin sıfatına mahal olduklarındandır. Görülenleri hep açığa çıkaran kadındır. Alemde görülen şeylerde hep Esma-i Hakk'ın tecellisini isar ettiğinden, Hak'tan hakkını alan her esma kadın kapısından zuhura gelmiştir. Binaaleyh bu bakımdan kadına muhabbet Allah'a muhabbettir. Muayyen bir kadına bağlılık iki şahıs arasındaki ruhani münasebettendir. Bu da ikinci bir münasebettir. Mal fitnesinden Allah'a rücunun sureti. Mal ve servet sahiplerine bütün kalplerde meyil ve tazim vardır. İsterse bahil olsun. Bazı işler mal ile kolaylaşır. Arifler malda da veç-i ilahi aradılar. Malı olan karz-ı hasen verir, güzel ödünç verir. Allah'ın karz-ı hasen verin emrine muhatap olur. Sadaka verildi mi yedi ilahiye düşer, vuslata sebep olur. Kulum, senden yiyecek istedim vermedim derken Allah kendini sahil menziline tenzil ediyor. Ehli servet verici mevkiinde bulunuyor. Mal muhabbeti fitnedir ama insanı Allah'ın rızasına da götürür. Evlat fitnesinden Allah'a rücu. Evlat babanın ciğer paresi, ona muhabbet nefse muhabbettir. Allah kulunu kendinden çıkan şeyle imtihan ediyor. Evladın muhabbeti mükellef bulunduğu hukuku yerine getirmeye perde olacak mı, olmayacak mı? Nebi Aleyhisselam Muhammed'in kızı Fatıma, sirkat etseydi onun da elini keserdim demekle hakkı ikameyi tercih ediyor. Ömer oğluna haddi icra ediyor. Allah'ın hükmünü ifade, nefsine hiç sıkıntı gelmiyor nefsinde hakkı ikame ettiğinden dolayı inşirah duyması evlat fitnesinden Allah'a rücuğunu ispat ediyor. Çocuğu ölüp de sabreden babaya cennetten başkası verilmez buyurulması fitneden Allah'a rücuğun mükafatını gösteriyor. Riyaset denilen cah fitnesinden Allah'a rücuğun sureti. İnsanın içinde öyle gizli şeyler var ki insan kendini bilmez. Allahu Zülcelal zaman zaman onları meydana çıkarır İnsan kendini bilmez. Doktora muayene olan insan kendini bende ne var diye doktora sorar. Nefsini bilen Rabbini bilir derler. Herkes nefsini bilmez. Halbuki nefs kendinin aynıdır. Allah o gizli hallerini çıkardıkça kendini bilmeye başlar. Sıddıkların kalbinden en son riyaset muhabbeti çıkar. Söz ve riyaseti görünce adalet ve Allah'ın kullarına hizmet dini ihya müminleri muhafaza etmeyi nefsinde görür ve riyaset ister ama nefsi için değil Allah için istediğinden. Riyaset yoluyla Allah'a gider. Yatağa yatmadan evvel vitir namazını kıl. Çünkü uyuyan kimsenin ruhu kabz olunmuştur. Gelip gelmeyeceği ise belli değildir. Vitri kılar da yatarsan Allah'ın sevdiği halde yattın. Zira Allah vitirdir, tektir, vitri sever. Yani Allah kendini sever seni kendi menziline tenzil ile inayetini ve muhabbetini ihsar etti. Her adetli şeylerde vitre riayet et. Ey ehli Kur'an, vitre riayet edin emri vardır. Ehli Kur'an, ehlullah'tır. Yemekte, içmekte, hatta sürme çekmekte vitri gözet. Hıçkırık tutarsa yedi yudum su iç. Mücerreptir, tecrübe edilmiştir. resul Ekrem daima vitre riayet ederlerdi. Rasulullah insanlara en güzel bir numunedir aldığı ve verdiği şeylerde Allah'ını murakabe et mal evlat iyal her ne alırsa sabrını denemek içindir sabret Allah sabredenleri sever elinden çıkan her şeyin ivazı vardır Allah korusun Rabbini bırakırsan işte onun ivazı yoktur Allah verdiği şeylerde de şükrünü imtihan eder şükret Allah şükredenleri sever ve şükredenlere fazlasıyla verir. Hadis-i şerif meali, aldığı verdiği şeyler hep Allah'ındır. Her şeyin muayyen bir eceli vardır. Eceli tamam olan gider, yerine başkası gelir. Buna böyle inan. Allah ile ol. Her halinde aldığını ve verdiğini görürsün. Her nefesin de böyledir. Allah'ı zikrederek geçen nefeslerine şükret. Gaflette geçenlere de istiğfar et. İstiğfar hakka dönmektir. Kul şanıdır. Resulullah'ın sünnetine uymak her çeşit amellerden daha güzeldir. Bana uyun ki Allah sizi seve. İnsan resul eklemi kendine numune yapar ve işlerinde, sözlerinde, hallerinde ona uyarsa o başka şeye muhtaç olmaz. Onlar yeter, artar bile. Allah'ın kullarında en büyük hakkı şirk etmemektir. Şirk iki kısımdır. Birisi açık diğeri gizli şirktir. Her şeyi yaratan, alan, veren Allah'tır. Yalnız dünyada bir takım sebepler koymuş, alemde cari hadiseleri o sebeplere bağlamış. Onların sebepler, kanunlar olduğunu unutup onlara etmek ve işlerini onlara bağlayıp Allah'ı unutmak gizli şirktir. Mü'mine en zararlı şey esbaba bağlı olmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini hemen hiç inkar eden yoktur. Allah'ın Allah'lığında, mabutluğunda şirk, açık şirktir. Dünya gavurlarının ekserisi evleviyetle şirk koşanlardır. Allah'ı fiillerinde birlemeyenler gizli şirk babıdırlar. Hadis-i Şerif Meali Allah'ın kullarında hakkı nedir bilir misiniz? Allah'a ibadet etmek hiçbir surette şirk etmemektir. Nefin siyakında vakin nekreler umum ifade eder. Yani gizli ve açık şirk etmemektir. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Şirk etmeyenlerin Allah'a hakkı nedir bilir misiniz? Onlara azap etmemektir. Şirkin iki nevinde de azap vardır. Mümin bilmeli ki esbab Allah'ın kanunları ve adetleridir. Bir şeyin meydana gelmesinde hakiki müessir değildirler. Allah isterse esbapsız da yapardı diye inanmalı. İnsanların en zayıf yerleri rızıktır rızkını servetinden, gücünden, kuvvetinden veya efendisinden bilip onlara bağlı bulunanlarla Rabbim bana çalışmayı emretti, rızkımı verecek. Bunlar birer sebeptir. Bunlara sarılarak rızkımı aramak benim vazifemdir. Bu alemde Allah'ın adeti ve kanunu böyledir diyenler arasında fark vardır. Birisi mümin ve mütevekkildir. Sebeplere bağlı olanlarda ise gizli şirk vardır. Kendini yokla, eğer tamamen sebeplere bağlı isen şirkten daha kurtulmamışsın. Senin için azap vardır. Eğer kalbin Allah'a bağlı, sebeplerin varlığı yokluğu nazarında müsavi ise müminsin, müttakisin. Allah'a şükret. Aziz kardeşim, büyüklenme ve böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. Allah'ın seni bilmesi kafi. Eğer halk içinde bir mevki sahibi olmuş isen, bu Allah'ın sana bir lütfudur. Sana yakışan tevazudur. O toprak senin anandır. Anasına karşı kibirlenen asi olur. Anaya babaya isyan ise haramdır. Allah seni yükselttikçe sen küçül. Riyaset peşinde olma. Riyaset kıyamette hüsran ve nedamettir. Riyasete ehl olan riyaset peşinde dolaşmayandır mevki icabı eğer çok hürmet görüyor ve çok hizmet ediyorlarsa sen de Rabbine tevazu et. Ya Rab, bu hürmetler hep mevki ve rütbeyedir. Beni mağrur etme diye yalvar. Bil ki az dolunduğun gün hiçbirisi kalmaz. Her cuma, cuma namazına gitmeden evvel yıkan. Bir vacibe eda ettiğine niyetlen. Haftada bir gün yıkanmak her Müslümana haktır. Onu cumaya denk getir.'' Hem temizlik yapmış olursun hem de hakkın rızasını erersin. Cidalı bırak. Haklı haksız cidal kavga mümine yakışmaz. Hadis-i şerifte haklı da olsa cidalı terk eden kimseye cennetin ortasında bir köşke kefilim. Şaka da olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşke kefilim buyurdu. Güzel huylu ol. Daima iyi huylarını göster. Kötülüklerden kaçın. Resulullah İyi huyları tamamlamak için gönderildim der. Yine iyi huyluya cennetin âlâ yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyurur. Evet, iyi huyunla herkesi memnun etmek mümkün değil ama sen daima Allah ile sohbettesin. Rabbimiz buna müsaade etti de. Nerede olursanız olun o sizin nedir buyurdu. Resulullah da Ebu e, mahzun olma Allah bizimledir dedi. Musa ve Harun'a ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm buyurdu. İyi huylarımızın çoğunu Allah'ımızın sohbetine tahsis edersek, yani Allah'ın razı olduğu şeyleri yapar, razı olmadıklarından kaçınırsak, o zaman işlerimiz Allah ile olmuş veya hak ile olmuş, bu uğurda Hak bizden memnun olacakmış veya olmayacakmış, onların ehemmiyeti kalmaz. Mümin olanlar Allah'ın razı olduğu şeylere razı olurlar. Allah'a düşman ise onların bizce hiç kıymeti yoktur. Onlar ister darılsın ister yarılsın. Allah düşmanlarıyla dostluk kurulmaz. İstediği şeylerde hakkın rızasını gözetip Allah için iş yapanların bütün müminlere hatta zimmilere faydası vardır. Müminin yaratılmışların hepsine karşı yapacağı işlerde Allah'ın haliki vardır. Melek, cin, insan, hayvan, nebat maden, cemaat mümin, gayrimümin kim olursa olsun herkesle, her şeyle güzel geçinmek, güzel muamele yapmak, müminin Allah'a karşı borcu, Allah'ın da her müminde hakkıdır. Bu iyi veya kötü huylar ve bunların tatbiki şerefli bir ilimdir. Her mümin bundan sorumludur. Peygamberimiz dinin bu kısmında da en yüce mertebeyi ihraz edendir. Kur'an'da hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin buyurulmuştur. Hicret et. Yavur memleketlerinde oturma. Yavur içinde oturmak İslam dinine ihanettir ve onlara yardım etmektir. Sakın onların tebasına geçme. Hadis-i şerifte şöyle varit oldu. Müşriklerin içinde ikamet eden Müslümanlardan ben beriyim. İslam kelimesinin itibarı kalmıyor. Nefislerine zulmederek yaşayan kimselerin canlarını melekler alırken Onlara derler ki, siz ne işteydiniz? Onlar da biz aciz kimselerdik derler. Melekler de onlara, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de hicret etseydiniz derler. İşte onların varacakları, barınacakları yer cehennemdir. Ne fena bir yerdir o. muhittin Arabi der ki, biz şimdi Müslümanları Beyt-i Maktis'i ziyaretten men ediyoruz. Çünkü orası Ehli Salip ordularının Kudüs'ü işgal altında bulundurduğu zamanlar yavurların elindedir. Şimdi de öyle. Hicret. Bir manası da Allah ve Resulünün zem ettiği kötü huylardan hicret etmektir. Yani Allah'ın nehyettiği şeyleri bırakmaktır. Her halinde ilmi istimal et. Hakiki cömert nefsine ilim ile cömertlik edendir. Öğrenir, öğrendiği ile amel eder, bilmeyenleri öğretir. Hadis-i şerif meali: Allah'ın beni ilim ve hidayetle göndermesi yağmura benzer. Yağan yağmur, mümmit yerlere isabet ederse nebatatı bitirir. Bazen de çorak yerlere isabet eder, bir şey bitirmez ama suyu da çekmez. O su ile arazi sulanır ve içilir. Bir yer daha var ki ne nebat bitirir ne de suyu muhafaza eder. İlmi öğrenip başkasına öğreten ve ilmiyle amel eden birinci sınıf gibi. İlmi öğrenip başkasını öğreten ikinci gibi, ilmi öğrenip kendine saklayan ve amel de etmeyen üçüncüye benzer. Ne nebat bitirir ne de suyu zapt eder. Kardeşim, sen ilmi öğrenip amel edenlerden ol ki Allah sana nur versin. Bu ilminle amel edersen ikinci bir ilme varis olursun. O da Allah'tan gelen bir ilimdir. O ancak sünnet-i şerife riayet sayesinde Allah'tan gelen bir feyzdir. Bitmeyen, sonu gelmeyen şerefli bir ilimdir. Sakın ilimsiz hocalardan olma. Başkasına faydan olsa bile kendini yakarsın. İlmiyle amel eden hocalar müşşitlerdir. Allah'ın mümin kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarına koşmak suretiyle sevgi göster. Resulullah şöyle temsil buyurdular muhabbet etmek, esirgemek ve merhamette müminler bir ceset gibidirler. O cesedin bir azasında ağrı olursa vücudun her tarafından o ağrı duyulur. Mümin kardeşleri hakkında bunu böyle düşünen kardeşinin ferahıyla ferah, ezası ile müteezzi olmalıdır. Eğer bu hal görülmezse din kardeşliği tahakkuk etmemiştir. Demek mümin olunca kardeşin çoğalıyor. Bir de mümin Allah'ın isimlerindendir bu ismi taşımak nesebini Allah'a bağlamaktır. Mü'min, mü'minin kardeşidir, onu terk etmez. Böyle mü'min olan işleriyle, sözleriyle, haliyle bunu tasdik eder. Öyle olunca Allah'ın hıfsına girer. Peygamberler masumdur, Allah dostları da mahfuzdur. Herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki, Hiçbir musibet görmedim. Mutlaka onda üç nimet vardır. Biri, o musibet dinime gelmedi. İkinci, bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu? Allah o büyük felaketten korudu. Üçüncüsü, günahlarıma kefaret oldu. Müminin dünyada birçok musibetlere müptela olması temizlenmesi içindir. Ta ki tertemiz ahirete göçe.